Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in ailesine bugün mahkeme salonunun bahçesinde saldırı yapıldı. Abla yaralandı, anne hastaneye kaldırıldı. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye götürülüyoruz? Bu kadar gerginliği bu ülke nasıl kaldıracak? Siyasette gerginlik, sporda bilhassa futbolda gerginlik. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş birbirlerine girdiler. Yöneticiler birbirlerine hakaretler savuruyorlar. Birbirlerini görseler adeta sanırsınız ki öldürecekler. Niçin bunlar? Rating için. Değer mi ya? Değer mi? Peki futbol yöneticileri bunu rating için yapıyor. Peki MHP ne yapmak istiyor? MHP bu saldırganları Ateş ailesinin üzerine neden gönderiyor? Diyeceksiniz ki nereden biliyorsun ya MHP'nin gönderdiğini? Dün Bahçeli kendisi hedef gösterdi. Sinan Ateş'in annesini de ailesini de hedef gösterdi. Başka kim olabilir ki? Benim evimi gece yarısı basanlara beni hedef kim gösterdi? Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım gösterdi. Muğla'ya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde benim adımı da vererek hedef gösterdi. Aynı günün gecesi de benim gece evime saat 11'de, gece 11'de saldırdılar. Kapıyı açsaydım belki ben şu anda yoktum. Ya nereye gidiyoruz ya? Devlet Bahçeli ne yapmak istiyor? Birileri Devlet Bahçeli'yi artık durdursun, sustursun. Bu olmaz ya. Olmaz bu ya. Ve canlarım, Erdoğan dış politikayı iç politika malzemesi yapmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında öyle bir konuşma yaptı ki dün gece Ferit Atay'la ortak yaptığımız canlı yayında değindim ve o konuda bir konuşma yaptım. Az sonra o kısmı sizlerle bir kez daha paylaşacağım. Ama merak ediyorum ya, dün geceki canlı yayın sohbetimizin o kısmını paylaşmadan önce Recep Bey'e herkesin, hepinizin huzurunda soruyorum. İsrail Lübnan'a saldırıyor. İsrail İran'a saldırıyor. Kendi açısından haklı gerekçeleri olabilir. Çünkü ikisinde de İsrail'i ve İsrail halkını tehdite maruz bırakan devlet, dünyanın terör örgütü olarak tanımladığı örgütler var. İran Hizbullah'ı koruyor. İran Hamas'ı da korudu. Lübnan Hizbullah'ı barındırıyor. Hizbullah Lübnan'da hatta iktidar. Hadi onlara saldırıyor İran. Onlar da saldırırken de İran devletine, İran halkına problem çıkarmak istemiyor. Amacı İran'ın koruduğu, kolladığı, destek verdiği Hizbullah terör örgütünü yok etmek. Lübnan'a saldırırken de amacı Lübnan halkını yok etmek değil. Lübnan'a konuşlanmış ve hatta Lübnan'ı yöneten Hizbullah terör örgütünü yok etmek. İyi de abi Türkiye'ye İsrail neden saldıracak ya? Niçin saldıracak? Erdoğan bir şey mi biliyor? Erdoğan Hizbullah ve Hamas'ı mı koruyor Türkiye'de? Hizbullah ve Hamas'a para desteği, lojistik destek mi veriyoruz ki biz, İran bize saldıracak? Ya kaldı ki İran'ın Lübnan'a saldırması, hatta İran'a havadan füze göndermesi belki kendi açılarından akli bile olabilir. Ama İran'ın Türkiye'ye saldırması hiç de akılcı olmaz. İran zaten bütün NATO devletlerinin de düşmanı. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO'nun en güçlü ortaklarından biri. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü dostu. Yani İsrail, NATO'nun en güçlü ordusuna saldıracak Türkiye'yi 7,5 milyon kişiyle, ki bunların eli ayağı tutanı ancak 2,5-3 milyondur, işgal edecek. Ya ayıptır bu ya. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti ordusuna yapılmış en büyük hakaretlerden biridir canlarım. Sakın enseyi karartmayın ha. Recep Tayyip Erdoğan dış politikayı iç politika konusu yapıyor. Kendisini mağdur duruma düşürmeye çalışıyor. İki şey olabilir. Bir, İsrailli ailesinin yaptığı ticareti en gözlerden saklamak. O konuda milyonlarca zavallı bilmeyen, öğrenemeyen, öğrenme imkanı da olmayan yurttaşa bakın ben İsrail'le kavgalıyım havası basmak. Ki doğru değil. İsrail devleti ile Erdoğan'ın ailesi olağanüstü bir ticari ilişki içinde. Değil mi canlarım? Bütün dünyada bunu biliyor. Bizim vatandaşlarımızın çoğu bilmiyor. Bizler biliyoruz. Ya da Erdoğan gerçekten de samimiyetle yaptığı yanlışların farkında.
Cumhuriyet Halk Parti ile bugüne kadar yaptığı kavganın da farkında, MHP ile ortak yürüyüşünün hem kendisine hem ülkeye ve hem ekonomiye verdiği zararın da farkında, büyük ihtimalle oradan dönüş yapmayı ve bu yaptığı dönüşü de kendi seçmenlerine anlatabilmeyi planlıyor. Onun için de İsrail'in tehlike olduğunu ortaya atacak, Cumhuriyet Halk Parti ile muhtemel bazı ittifaklar kurmaya kalkarsa, ne bileyim böyle milli mutabakat hükümeti gibi bir şeyler yapmaya kalkarsa seçmenine, yoksa ülkemiz zor durumda, tehlikeli günler yaşıyoruz gibi gerekçeleri ileri sürerek yaptığı siyasi atağa haklılık kazandırmaya çalışacak. Belki, bilmiyorum. Öyle olduğu konusunda emin değilim ama düşünüyorum. Descartes ne dedi? Düşünüyorum öyleyse varım. Ben de varım ya. Varım ve farkındayım varlığımın. Haliyle düşünüyorum. Haliyle düşüneceğim. Düşüncelerin Recep Tayyip Erdoğan'a ve Recep Tayyip Erdoğan yandaşlarına ters gelse de ben düşünmeye ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim canlarım. Evet, şimdi hep beraber dün gece Ferit Atay'la yaptığımız o uzun sohbetten sadece 13-14 dakikalık bir bölümü sizlerle paylaşıyorum. Beraber izleyelim. Buyurunuz efendim. Neden bu savaşlar Memduh abi hep devletlerin ya da liderlerin en zor durumda olduğu ortamlarda çıkar? Yani şunu sorgulayacağım. Yani olan hep masum sivillere, halklara olur. İsterse en milliyetçisi olsun fark etmez. O farkında değil. Beyni kalmış koşturuyor. Ama orada birileri kaymak yiyor. Şuraya bağlayacağım. Evet doğru, şu anda bir savaş yok. Savaş gündemi var. Dünya çalkalanıyor. Ama bu savaş gündemi ta ki İsrail'in lideri Netanyahu'nun en zor durumda olduğu halkın, senin abi demin dediğin gibi kendi halkının kendisini indirmeye kalktığı eylemler yaptığı anda, ne hikmetse Hamas diye bir grup, ki Hamas şu anda ortada yok. Artık Hizbullah var biliyorsun. Hamas da gitti. Ortaya çıktı. İsrail'de bir eylem yaptı. Ondan sonra İsrail'e bütün aynen ABD'nin Irak'a girmesi gibi önü açıldı. Şimdi Lübnan'a kadar da giriyorlar. İran'a da işte saldırmışlar falan filan. Ya da İran da onlara şimdi saldırıyor. İran'ın zaten, İran'ın da ideolojisi de farklı değil sevgili seyirciler. Yani orada demokrasi mi var? Özgürlük mü var? İran halkı çok mu seviyor kendi liderini? Ya da molaları? Ya bırakın ya. Yani öyle bir şey yok. Türkiye'de de abi ekonomi kötü gidiyor. Erdoğan'ın en kötü dönemleri, oy kaybediyor. Paramızın değeri düşüyor. Enflasyon artıyor. Artık Erdoğan seçimi kazanamayacak mıyım derken İsrail bize saldıracak. Hadi bakalım. Yani sevgili seyirciler, beni eleştirenlere söylüyorum yani. Bugün İsrail başını bilerek atmadım. Bu oyuna gelmeyeyim diye. Yoksa biliyorum reytingim şu an tavandı. Çok kişi izliyordu bizi İsrail başlasaydım. Ama dedim ki ben bunu yapmayacağım. Belki sonra yaparız. Yani bu konuya gireriz. Ama şu günün, bugünün olayını öyle görmedim. Ve liderlerin küresel anlamda çıkar amaçlı sadece laf. Laf konuşuyorlar yani. Hadi abi çıkın meydana. Hadi adam saldırıyor. Hadi saldırın siz de abi. Hadi. Memduh abi niye görmüyoruz yani? Yani Starbucks'ı taşlamak gibi aynı şey değil mi bu olay yani? Yani öyle olmuyor. Hadi. Ama şimdi abi televizyonda şu anda 40 yıldır aynı kişiler çıkıyorlar. Çıkmışlar şimdi yine. Reyting rekorları kırılıyor. Keyifleri yerinde. Ellerinde çubuk abi. Her sene aynıdır. Çubukla abi. Şeyin önünde. Aynı kişiler. Şimdi hedef Türkiye. Oradan sağdan girecek. Soldan girecek. Erdoğan'ın yanında olalım. Aman falan gibi. Neyse abi tamam. Yani derdimi anlıyorsunuz değil mi? Yani sevgili seyirciler. Evet. Memduh abi. İsrail birincisi. Evet. Birincisi. Erdoğan ailesinin İsrail'le sorunu yok. Erdoğan'ın damadı, küçük damadı İsrail'le büyük bir silah fuarında ortak bir sponsor değil mi? İsrail devletinin sponsoru yani. Bu da şunu gösteriyor. Sadece sen, ben, biz muhalif ya da basının namuslu olması yetmiyor. Bir ülkede basın komple namuslu olacak. Gazeteci para için, çıkar için, daha refah içinde yaşamak amacıyla ülkesinin geleceğini satmayacak. Bugün medya, bütün medya patronları tamamı muhalif patronlar gibi şerefli, haysiyetli, onurlu olsa,
Bütün iktidar yandaşı gazeteciler şerefli, ahlaklı, namuslu, onurlu olsalar, o televizyonlarda sopalar elinde yapanlar gerçekten şerefli olsalar, inanın Türkiye olağanüstü başarılı bir ülke haline gelir. Bak tekrar üstüne basa bas. Bu kadar mı önemli? Çok önemli. O kadar çok önemli ki. Şu anda iktidar medyası Erdoğan ailesinin bir taraftan Netanyahu küfrederken, bağırırken, çağırırken, katil, matil derken, diğer taraftan damadı aracılığıyla İsrail devletine sponsor olduğunu öğrense kamuoyu ne yapar? Bir dakika der ya. O! Hani o ünlü padişah fıkrası gibi. Padişah her sene zabiti gönderiyor, köylerden delikanlıları topluyor savaş için. Adamın birinci çocuğu, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci erkek çocuğu hep gitmiş, giden dönmüyor, giden dönmüyor. Artık sıra dokuzuncu diye gelmişler almaya. Padişahımız Efendimiz küffara savaş ilan eledi. Oğlunu askere alacağız deyince dur demiş. Bir dakika. Sekiz tane gönderdim. Hiçbirisi geri gelmediler. O söylüyor padişaha, benim zürriyetime yani şeyime güvenerek ona buna savaş ilan etmesin. E ama artık günah ya. Böyle şey olur mu ya? Bu medyanın yaptığı bana göre aynen böyle. Para kazanacaklar, para kazanacaklar diye ona buna nereye gidiyoruz ya? Ya bir, öncelikle aklı başında herkes şunu görür. İsrail'in Türkiye Cumhuriyeti topraklarında gözü olabilme ihtimali sıfırdır. Tekrarlıyorum, sıfırdır. Bunu söylemek Türkiye Cumhuriyeti ordusuna hakarettir. Aynen hakarettir ya. Adamlar gelecek, Lübnan'a girecekler önce Beyrut'tan sanki otobandan Mercedes'lerle Türkiye'ye gelecekler. Ya hepsi gelsin topla tüfekle gelsin. Önce Suriye'ye girecekler. Suriye'yi de işgal edecekler. 21,5 milyon Suriyeli'yi de işgal edecekler. Sonra gelecekler 85 milyon Türkiye'yi işgal edecekler. Ya gidin işinize ya. Ayıptır bunu. Bunları konuşmak bile bence bana sorarız. Konuşmak bile ayıp ama siyaset konuşturuyorlar bunları. Evet, gündemi evet. Değiştiriyorlar. İnsanlar perişan. Halk ekmek ya da millet lokantalarının önündeki insanlar kuyruklar. Sıra bekliyorlar. Boşalıyor yenileri geliyor. E yani bu. Böyle bir ülkede yaşıyoruz şu anda biz. E ne oluyor? İsrail bizi işgal eder. Ne? İşgal eder İsrail'i. İsrail'i biz tükürükle boğarız be. Bildiğin tükürükle gideriz boğarız İsrail'i biz. Şu anda İsrail bizim sayemizde ayakta. Savaş endüstrisine yardımcı oluyoruz. Asker jet motorlarının jet petrolünü veriyoruz değil mi? Hepsi bunlar haber. Yalanlandı mı? Hiçbir şey yalanlandı. Tabii ticaret devam ediyor. Hiçbir şey yalanlandı. Ama o kadar zavallı ki halkımız, bu konuda halkı inandıracak medya da yok. Çünkü onun seçmeni seni beni dinlemiyor. Gerçekten dürüst, şerefli, ahlaklı gazeteciler de dinlemiyor. O kendi kanallarını dinliyor. Oradaki yalanları dinliyor. İnanıyor ona. Demiyor ki ulan ya bu İsrail 7,5 milyon. 2,5 milyon ihtiyar. 3,5 milyon çoluk çocuk savaşamaz. Etti 6 milyon. Ya 1,5 milyon İsrail'i Türkiye'ye nasıl gelip işgal eder ya? Ya nasıl işgal eder Türkiye'yi ya? Ya ne ayıp şey bu ya? Bunu söylemek, bunu konuşmak ne ayıp ya? Hem de ama Türkiye abi, Cumhuriyeti büyük milletmiş. Orada tezleri şöyle abi. İsrail'i şu an tabii İsrail devleti olarak ya da coğrafi anlamda İsrail olarak görmüyorlar. Şey diyorlar yani arkasındaki ABD ya da işte bizim... Ya olmaz öyle bir şey. O daha ayıp. Suriye'nin kuzeyindeki bir oluşumun Türkiye'ye saldırma ihtimalleri İsrail desteğiyle beraber. Ya bıraksınlar 100 bin PKK'lı YPG'li Türkiye'yi mi işgal edecek? Ya ayıptır bunlar. Bunları konuşmak çok tezi öyle yani. Ya abi ne tezi ya? Böyle tez olmaz ya. Bu düşünce değil bu. Bu müfteriliktir. Bu iftira. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusunu aşağılamak demektir. Ya ayıptır ya. E hani biz dünyanın en büyük üçüncü ordusuyduk? Hani en güçlü ordu bizdik? Ya da bildikleri bir şey var. Bunlar demek ki orduyu öyle bir tasfiye ettiler ki şu anda 7,5 milyonluk İsrail Türkiye'yi işgal edebilir o zaman. Ordu hale gelmiş çünkü. Gitsinler işlerine ya. Ya gitsinler işlerine, iş arasınlar kendilerine ya. Allah Allah. Türkiye yurtta sulh, cihanda sulh. Bizim ne Suriye'de işimiz vardı, yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık. Hayatımızın, siyasi hayatımızın en büyük yanlışını Recep Bey'le Ahmet Bey yaptı, Davutoğlu yaptılar. Böyle büyük bir hata, Enver Bey'in hatası kadar büyük bir hatadır. Enver Paşa'nın hatası kadar büyük bir hatadır. Bak ne hale geldik.
içinden çıkmaya çalışıyoruz. Çıkacağız inşallah, merak etmesinler. Ama İsrail Türkiye'de topraklarında gözü var demek çok ayıp. Külliyen ayıp ve külliyen hakaret. Bizim ordumuzu kimse aşağılayamaz kardeşim. Hele başkomutan hiç aşağılayamaz. Ayıptır ya. Başkomutan ya. Savaş anında başkomutan kim savaş anında? Recep Bey. Ya başkomutan kendi ordusuna güvenmiyor ya. Böyle şey olur mu ya çocuklar? Kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Ya orada olayı şöyle özetleyelim. Yani kim kimi işgal eder, ne yapar, o doğru abi. Senin yorumun başkaydı ama ben daha da detaya inerek şunu söylemeye çalışıyorum. Öyle bir dünya zaten yok. Yani sen bir yani NATO ülkesisin. Hani NATO ülkesisin zaten sen. Yani adamın zaten İsrail'in ya da ABD'nin arkasındaki onların derdi sen değilsin ki, sen zaten onlarla berabersin. Ya bizim bu işte Erdoğan'a ya da bazı fanatik yani düşüncelere inanan kitleye şunu söylemek lazım. Kardeşim, siyaset yapıyorlar. Seni kandırmaya çalışıyorlar. Yani dış korku. Evet, dış korku. Yani bir korku basıp kendilerinin reytinglerinin artmasının peşindeler. Yoksa kimsenin İsrail'le, ABD'yle, Avrupa'yla efendim şu an düşman olduğu yok. Olanmaz zaten şu anki şartlar gereği. İsrail'in ya da ABD'nin derdi kimle? Evet doğru, Hizbullah'la, Lübnan'la, İran'la, Rusya'yla, Suriye'yle, Esad'la. Çünkü farklı bir kutup onlar. Onları Rusya, Çin destekliyor. Ama Türkiye, ya hakikaten abi öyle bir ülkeyiz ki çok garip. Yani hani kendi liderimizi ve ülkenin şu anki siyasi ve politik anlamda anlaşmalarının ve politikasının ne olduğunu bile bilmiyor. Bilmiyor yani. Abi devleti öyle... yönetenler bilmiyor. Devleti yönetenler bilmiyor. Ya var. Onlar bile bilmemiş gibi davranıyor hakikaten yani. Kurdukları cümleler. Yani Libya'ya girdiğimiz gibi İsrail'e gireriz dedi mesela. Nasıl Libya'ya ne zaman girdin sen ya? Haberim yok benim ya. Ya o şey oldu ya, Hafter falan olaylarında şey oldu. Bir farklı taraf oldu. Nerede? 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 Libya'da hiçbir etkinliğimiz var mı? Hiçbir etkinliğimiz ya. Bana desinler ki çıksınlar bir tane iktidar yandaşı. Samimi bir şekilde belgeli bilgili yok tabii de söyleyemez ama neyse. Desin ki ya Libya'da öyle bir geçirdi ki bak Libya artık bize petrol yağdırıyor parasız. Parasız. Nerede ya? Para vermeden sana sümüğünü vermezler ya. Yani böyle İsrail dünyada en çok kiminle dost şu anda? Amerika'yla mı? Yoksa Azerbaycan ve Rusya'yla mı? Azerbaycan bunu bile çok... görmüyor bu. Evet. Rusya'yla Netanyahu Putin'le kanka be. Kanka bildiğin kanka. Bunu bile görmeyecek kadar cahil bir halkımız ve medyamız var. Ha medya görüyor farkında da işine gelmiyor. Vatandaşa anlatmak bunu işine gelmiyor medyanın abi. Evet. Ya bir değil mi? Kaç oldu söylüyorum bizim ortak yayınımızda. Bir daha söyleyeyim. Sisi ile Erdoğan niye barıştı? Unutmuş olabilirsin tarihçim, arkadaşlar hatırlayanlar da vardı. Ben ne dedim? Sisi ile Tayyip Erdoğan barıştırıldı. Normal şartlarda ikisinin de birbirinin yüzüne bakmaması gerekirdi. Ama İsrail Gazze'nin tamamını alacak dedim değil mi? Dedim değil mi? Dedim. İşte orada aşırılar orada ya. Şimdi de Lübnan'a gidiyor. Ve dedim Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan kim seçilirse seçilsin Gazze olayı bitmiştir. 700-800 bin Gazze'li İsrail vatandaşı olacak. Bunlar İsrail'le zaten ortadan beriden oradan buradan İsrail'in hakimiyetini kabul eden. Ya ben ekmeğimi kazıyayım, çoluk çocuğumun geleceğini kurtarayım da benim devletim ha İsrail olmuş pasaportumda yazmış, ha Filistin yazmış diyenler. Geri kalan yaklaşık 1,5 milyon daha kalıyor. Onların da 750 binini Mısır'a verecekler, 750 binini bize verecekler. Biz de bunlar karşılığında Amerika'dan para alacağız dedim. Bu benim düşüncem ama ha. Böyle bir bilgim yok. Böyle bir... Ama oraya gidiyoruz işte. Buyurun oraya gidiyoruz. Ben bunu söyledik 4-5 ay oldu. Oraya yani Tayyip Bey barışacak dedikleri zaman söylemiştim hatırlıyorsun. Sonra barıştılar da dedim ki ya. Barışmadılar, barıştırıldılar. Kim barıştırdı? Amerika barıştırdı. Oturdunuz yerde. Ben size para vereceğim. Siz yeter ki dedi Gazze'dekileri tam bir temizlik olsun. Yani Gazze'de İsrail otursun. Bir daha Filistin zaten Abbas'la da anlaşıyorlar. Orada da problem yok zaten onun şeyin.
İsrail'in sorunu yok. Hamas da bitti mi kardeşim? Hamas da bitti. Şimdi Hizbullah'ı yiyecekler, bitirecekler ki bitiriyorlar zaten onu da. Ya Türkiye'yle ne ilgisi var bu işin Allah aşkına ya? Bu iç politika malzemesi yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu gerçekten de kim ne derse desin her şeye rağmen, bütün üzerindeki baskılara rağmen, bütün tasfiyelere rağmen çekirdeği sağlam. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir ordu. En son gördük işte genç teğmenler Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye haykırdılar. Ve Recep Tayyip Erdoğan bu orduyu hiçbir zaman için şeriat ordusu haline getiremez. Getiremeyecektir. Sıfır ihtimal bu. Aklını başına toplasın. Ya milletin yakasından düşsün ya da gerçekten de 2002, 2003, 2004 yıllarındaki Erdoğan'a dönsün. Ama samimiyetle dönsün. Buna öncelikle de bizim halkımızı inandırsın. Sonra dünya buna kolaylıkla inanır. Neden inanır? Çünkü hukuk devletine dönüşmüş bir ülkeye yatırım akar. Küresel sermaye kazanacağı paraya bakar canlarım. En şeyi karartmayın. Lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.